bu mücadeleyi vermeye afişle ilgili 128 milyar doların nerede olduğu ile ilgili soruları sormaya devam edeceğiz. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcan'la parti binasından 128 pankartının Edirne Valiliği kararıyla pandemi kuralları çerçevesinde kaldırıldığını belirterek, iktidar partisinden diğer partilere kadar valilik bize yaptığı uygulamayı diğerlerine yapabilecek mi? Ben de bunu soruyorum dedi. Hepimizin hakkı olan bu soruyu ana muhalefet partisinin temsilcileri olarak sorma hakkını bizde olduğu için Türkiye'de eş güdümlü böyle bir çalışma başlatıldı. Merkez Bankası kaynaklarında olan 128 milyar olması gereken 128 milyar doların nerede olduğunu soruyoruz. Sorularımız cevap bulmaya yavaş yavaş başladı. Bu kriz başladıktan sonra afişlerle ilgili bizim Edirne'de Edirne İl Örgütü'nün astığı afişler toplatıldı. Toplatılma gerekçesini bütün Türkiye görerek güldü. Tabii bize uygulanan bu yasakları gördükçe işte sol partide İstanbul Sözleşmesi ile ilgili pankartı indirdiler ama bakıyoruz ki Edirne'de yani işin çıkış noktası 128 milyar dolar nerede başlığından sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece bizim astığımız afişler takip ediliyor. Edirne'de diğer siyasi partilerde siyasi sloganlar, işte farklı yazılar, her şey var. Valilerimiz bu anlamda itirazımızı da, hatta bakın buralarda bunlar da var. Bunlara niye bu müdahale olmuyor diye sorduk. Dün saat 14'te bu dilekçeyi verdik. Şu ana kadar herhangi bir işlem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 saat, 8 saatte yapılan işlemler şu an neredeyse bir gün geçti, 22 saat geçti. Az önce tekrar teyit aldık. Diğer siyasi partilerdeki bu afişleri, bu pankartları, işte bu yapıştırmaları Edirne Emniyet Müdürlüğü veya Edirne Valiliği kaldırtmamış. O zaman oluyor ki aklımıza sadece bu geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan özel uygulamalar bunlar arkadaşlar. Hukuk dışı özel uygulamalar. CHP Merkez İlçe Başkanı Avukat Burak Güngörmedi de açıklamasında CHP olarak hukuki çizgiden hiçbir zaman çıkmadıklarını ifade etti. Yasağın sadece partimizle ilgili alındığını biz şöyle biliyoruz. Edirne'de İl Parti partilerin il binasındaki afiş, pankart ve posterlerin kaldırılmasıyla ilgili Sayın Valimize 22 saat önce bir dilekçe sunduk. Bize 2-3 saat içinde yasak kararı aldırıp polis memurlarını gönderip afişimizi söktüren valilik, Sayın Edirne Valiliği 22 saattir dilekçemize net bir cevap verebildi ne de bir işlem yapabildi. Yani hukuka aykırılık halen devam ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hukuki çizgiden hiçbir zaman çıkmadık, çıkmayacağız da.